tahmin edebileceğimiz, öngörülerimizde yapabileceğimiz kısımlar ama böyle bir aklımızda bulunması için bunları bir aynısıyla verelim. Şimdi arkadaşlar, diyeceğiz ki ilk etapta limit x a'ya giderken f(x) ve limit x a'ya giderken g(x) var ise diyeceğiz. Yani bunların ikisinin de iki fonksiyonun da a noktasında limitin olması şart. Bu özelliklerin sağlanması için. Öncelikle diyorsunuz ki toplamları ya da farkları, limitlerini bakın. Toplamları ya da farklarını a'ya giderkenki limiti ayrı ayrı a'ya giderkenki limitleri toplamları ya da farkına eşit. Yani siz bunları ayrı ayrı limitini alıp toplayıp çıkardığınız zaman yine bu ifade eşit olmuş oluyor. Bunu da arkadaşlar c herhangi bir reel sayı olsun diyeceğiz. C çarpı f(x)'in a'ya giderkenki limiti. Buradaki c'yi bir katsayı olarak düşünün. Katsayı arkadaşlar limitten etkilenmez. O yüzden katsayı direkt limitin başına çarpım olarak attık başına f(x)'in limitini alabilirsiniz burada. Sonra buraya geçtik. Çarpımlarının a'ya giderken limiti ayrı ayrı a'ya giderken limitlerin çarpımlarına eşittir diyeceğiz. Burada bakın f(x)'in n'inci kuvveti var limiti içinde. Öncelikle f(x)'in limitini alıp daha sonra bulduğunuz sonucun n'inci kuvvetini alırsınız da yine aynı sonucu verecek bize. Daha sonra mutlak değer arkadaşlar limitin içindeki f(x)'in bakın mutlak değerde olduğunu görüyoruz. Siz bu f(x)'in önce limitini alıp sonra bulduğunuz sonucu mutlağını aldığınız zaman da yine aynı sonucu elde ediyorsunuz. Burada c üzeri f(x). C ile burada herhangi bir reel sayı. Bir reel sayının f(x)'in kuvvetini aldınız arkadaşlar. Buranın sonucunun limiti yerine öncelikle şu yukarıdaki x'e bağlı olan fonksiyonun limitini alıp bu noktada ondan sonra c'nin kuvvetini almanız daha kolaylaştırır işlemi. Buraya geçtim. Arkadaşlar limitle logaritmanın yer değiştirme özelliği var. Yani limitin içinde logaritmalı bir ifade gördüğünüz zaman bunun logaritmasını hesaplamak yerine önce fonksiyonun limitini alıp ondan sonra logaritmaya geçmek daha mantıklı. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimiz var. Onları çözelim sizinle. Burada bize x 5'e giderken f(x) eksi limit x 5'e giderken g eksilmiş. Bakın her ikisi de 5'e gittiği için öncelikle f(x) ile g(x)'in farkını alıp sonra bulduğum sonucun arkadaşlar 5'e giderken limitini alabilirim. Yani şu adımdan şu adıma geçiyorum bakın. O zaman diyorum ki bu ifade şuna eşit. Limit x 5'e giderken f(x) eksi g(x). Şimdi arkadaşlar f(x)'ten g(x)'i çıkarıyorum. Alt tarafı eksiyle çarpalım. X ve y'ler bakın birbirini götürdü. Burada x kare var yukarıda. Aşağısı artı x oldu. Yani artı 2x geldi. 1 eksi 3'ten de eksi 2 geldi. Şuradaki x eksi 2. Yani f(x) eksi g(x) fonksiyonun yerine artık burada çıkardığım ifadeyi yazabilirim. X kare artı 2x eksi 2 oldu. Şimdi artık bu ifade polinom tarzı bir ifade olduğu için arkadaşlar polinom tarzı fonksiyonlarda herhangi bir kritik nokta yoksa eğer yani köklü ifade, mutlak değer, kesirli ifade yoksa direkt olarak götürüp sayıyı yerine yazıyorduk. 5'i götürüp yerine yazarsanız 5'in karesinden 25, 2 çarpı 5'den 10, eksi 2. 35'ten 2'yi çıkardınız, 33 oldu cevabımız. Geçtim buradaki örneğime. Limit x 2'ye giderken f(x)'in eksi 1, 2'ye giderken g(x)'in 4 olduğunu söylemiş bize. Buna göre bu ifade eşiti kaçtır diye soruyor. Şimdi arada artı var, bunları ayrı ayrı ayırabilirim. Katsayı var, katsayılar dedik ki limitten bağımsızdır, başa yazılabilir. O zaman bu ifadeyi ben şöyle düzenliyorum bakın. 3'ü başa yazdığımı düşünün. 3 çarpı limit x 2'ye giderken f(x). Bakın hem ayırdım hem de katsayıları başa attım. 2 çarpı limit x 2'ye giderken g(x). Şimdi ben bunların eşitini biliyorum. Yukarıda bana vermiş eksi 1. Buranın eşitini 4 olarak vermiş. Buradan eksi 3 artı 8'den cevabımız 5 oldu arkadaşlar. Şimdi geçtim bu ifadeye. Bakın ikisi de a'ya gidiyor. Yukarı taraf f(x) artı g(x), aşağı taraf f(x) eksi g(x). Eşit
çeşitleri. Biri altı, biri eksi. Kimse fx'in a'ya giderken kimin bitini sormuş. Öncelikle burada arkadaşlar dikkat ederseniz aklınıza gelecek şey şudur. İki bilinmeyen iki tane denklem gibi düşünüp taraf tarafa toplayıp gx'leri yok edeceğiz. Biri artı biri eksi. Ama şu durumdayken olmaz. Çünkü en başta toplamda farkında limiti var. Biz bunu ayrı ayrı limitlerin toplamı, limitlerin farkları olarak ayırıyorduk, öğrendik. O zaman önce bunu ayırarak yazalım. Limit x a'ya giderken fx artı limit x a'ya giderken gx eşittir 6 şeklinde yazıyorum. Burada arkadaşlar limit x a'ya giderken fx eksi limit x a'ya giderken gx şeklinde yazıyorum ve eşittir. Bu da eksi 2. Bakın iki tane iki bilinmeyen denklemim oldu şu anda. Ben bunları taraf tarafa topladığım zaman gençler bakın yukarı taraf artı aşağı taraf eksi olduğu için bunlar birbirini götürecek. Burada x'i topladığımız zaman iki tane limit x a'ya giderken fx oldu. O da eşittir. Bunları toplarsak 4. Her tarafı da 2'ye bölersen limit x a'ya giderken fx eşittir 2 geldi. Zaten bizden bunu istemiştik. Şimdi geçiyorum bir sonraki soruma. Şimdi burada arkadaşlar bakın bir grafik vermiş. Bu grafik fx'e ait bir grafik. Ve x 1'e giderken f kare x'in ne olduğunu soruyor. Şimdi baktım arkadaşlar. 1 de şu anda sağdan soldan limitten farklı olduğu için burada limit yok. 1'de limit yoksa ben şu öğrendiğim şu kuralları uygulayamam artık. Bakın bunları burada işte bu kural mesela şu kural uygulanamaz. Çünkü bu kuralların uygulanması için limitinin var olması gerekiyor. O zaman şöyle diyelim. Biz eğer limit yoksa 1 için f karedeki limiti arıyorsak arkadaşlar yapmamız gereken f kare için de sağdan soldan yaklaşmak. Öncelikle bu ifadede yine 2'ye ayırarak gidiyorum. Limit x 1'e sağdan yaklaşalım. Daha sonra da soldan yaklaşalım. Yani bir fonksiyonun kendisinin 1'de limit yoksa karesinde limit yoktur diyemeyiz. Kendisinin limiti olmayabilir, belki karesinin limiti olacak. O yüzden burada kestirip atamayız limit yok diye. Yani bunu da ayrı ayrı sağdan soldan incelemek zorundayız. Aklınızda bulunsun ki böyle öncülü sorular karşınıza çıkıyor. Karşınıza çıktığı zaman hemen yoktur deyip işaretliyorsunuz ama dediğim gibi bu tarz ifadelerde limit olabilir. O yüzden dikkat edin. Bunları da sağdan soldan ayırıp tek tek inceleyeceğiz. Şimdi 1'e sağ için diyorsunuz. 1'e sağdan yaklaştık. Hatta ben şöyle çiziyordum hatırlarsanız. 1'e sağdan yaklaştık. Sağdan yaklaştığımız zaman nereye gösterdi okumucum? Eksi 3. Eksi 3'ün ne yapmam lazım? Karesini almam lazım. F kare x için. Eksi 3'ün karesinden 9 oldu. Sonra 1'e soldan yaklaştınız. 1'e soldan yaklaştığımız zaman arkadaşlar bu sefer de bakın okunucu şuraya gösterecek. Burada 3'ü gösteriyor. F kare x 3'ün karesinden 9'dur diyoruz. Evet arkadaşlar B şıkkıyla devam edelim. B şıkkı da limit x 1'e girerken fx'in mutlağını sormuş bakın. Yine 1'de 1'in kendisi yani fx'in kendisinde 1'de limit yok. Ama mutlağın limiti olabilir. O yüzden yine bunu sağdan soldan incelemek zorundayız. Şimdi diyorsunuz ki limit x 1'e sağdan yaklaşalım. Mutlak fx. Şimdi 1'e sağdan yaklaştığımız zaman okulucu eksi 3'ü gösteriyordu. Yani eksi 3'ü mutlağını alacağız. Bundan 3. Sonra 1'e soldan yaklaşalım. 1'e soldan yaklaştığımız zaman da bakın okulucu 3'ü gösteriyor. Mutlak fx'in sonucu mutlak 3 olur. E mutlak 3 de 3'tür. Bakın her ikisi de 3'e gittiği için sonucumuz burada da 3 geldi. Yani bunu şöyle yazalım. Limit x 1'e giderken mutlak fx'in sonucu 3. Burada da bakın ikisi de 9 çıkmıştı. Burada da limit x 1'e giderken f kare x'imizin sonucu 9'dur diyebiliriz. Şimdi geçtim bir sonraki örneğime. Burada arkadaşlar bakın 2'nin kuvvetinde bir fonksiyon var. X'e bağlı bir ifade var. O zaman diyeceksiniz ki burada bu ifadede 1
geçtim, logaritmalı bir sorumuz var. Logaritmalı sorumuzda arkadaşlar, demiştik ki logaritma ile limit yer değiştirebilir. Yer değiştirdiğiniz zaman bu ifade şöyle oluyor. Logaritma iki tabanında limit x 2'ye giderken x kare artı 3x eksi 2. Yani öncelikle şu ifadenin limitini sonucunu bulup sonra logaritmanın 2'nin içine yazacağız. Şimdi burada 2'yi götürüp yerine yazarsak bu ifadenin sonucu ne olur? 4 artı 6 eksi 2'den 8 gelir. Yani bu logaritmanın içi 8 olmalı. 8 de biliyorsunuz ki 2'nin küpü olduğu için logaritmada kuvveti alıp başa atıyorduk. 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Bu da zaten 1 olduğu için çarpımlarından 3 geldi cevabımız. Şimdi geçtim buraya. Limit x pi bölü 3'e girerken böyle trigonometrik bir ifade vermiş. Şimdi bunlara bir ayrı bir parantez açmak istiyorum. Siz pi bölü 3 götürüp yerine yazacaksınız. Bakın herhangi bir sıkıntı yaratacak durum yoksa direkt götürüp yerine yazacağız. Ki bunların belirsizlikleri de var ileride. Öğreneceğiz onları da. Ama şu an bunlar belirsizlik durumu yaratmayan ifadeler olduğu için götürüp direkt olarak yerine yazacağız. Burada diyebiliriz ki pi bölü 3'ü götürüp yerine yazarsak eğer şunu çizelim. Limit x pi bölü 3'e giderken 3 çarpı kosinüs 2 pi bölü 3 geldi. Artı burası da sinüs. Burada arkadaşlar pi bölü 3'ü yerine yazarsak pi bölü 3'ün yarısından pi bölü 6 geldi. Yani hatta şöyle yazalım. Limiti yazmamış olalım artık. Çünkü yerine yazmış olduk. Şimdi buradan 2 pi bölü 3. 2 pi bölü 3 dediğimiz kaç derecedir arkadaşlar? 120 derece. Kosinüs 120 derece. Yani ikinci bölgede işareti eksidir. Bunu da 180'i topladığınız zaman kos 60'a eşittir. Yani eksi kos 60'a eşit olacak şurası. Kos 60'ı da değeri biliyorsunuz 1 bölü 2. Öndeki eksi de eksi 1 bölü 2. 3 ile de çarptığımız zaman burası eksi 3 bölü 2 yapıyor. Pi bölü 6 30 derecedir. Sin 30 da arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Topladığınız zaman eksi 2 bölü 2'den eksi 1 olur cevabımız. Geçtim bir sonraki örneğimize. Limit x pi bölü 4'e giderken tanjant x artı sinüs 2x'in değerini sormuş. Yine bakın dümdüz ne kesri var ne başka bir şey. Pi bölü 4'e götürüp direkt yerine yazacağız. Burada 2 tanjant pi bölü 4 artı sinüs pi bölü 4 ile 2'yi çarparsanız pi bölü 2 olduğundası artık. Pi bölü 4 dediğimiz 45'tir. Biliyoruz ki tan 45'tir. 1'e eşittir. O zaman bu ifade 2 çarpı 1. Artı bu ifade sin 90. Sin 90'ın değeri de 1'di arkadaşlar. Burada 2 artı 1'den 3 oldu cevabımız. Geçtim bu örneğimize bakın. Burada da herhangi bir soru yok gibi görünüyor. Pi bölü 6'yı direkt götürüp yerine yazacağız. Pi bölü 6 ile 2'yi çarptığımız zaman pi bölü 3 oldu burası. Pi bölü 6 ile 5'i çarptığımız zaman 5 pi bölü 6. Pi bölü 6 ile 6'yı çarparsanız buradan direkt pi geldi bakın. Şimdi pi bölü 3 60 derece, sin 60'ın değeri de kök 3 bölü 2'ye eşit. 5 pi bölü 6. Arkadaşlar 30 çarpı 5'ten burası 150 derece yapar. 150 dereceyi de ikinci bölgede, ikinci bölgede kosinüsün işareti eksi. Öndeki eksiyle artı diyeceğiz buraya. Ve bu 150 dereceyi 180'e tamamladığınız zaman kos 30'a eşit olacak. Yani eksi kos 30 ama öndeki eksiyle artı yaptık. Kos 30'un da değeri neydi arkadaşlar? Yine kök 3 bölü 2. Sonra kosinüs pi. Kosinüs 180 derecede eksi 1 değerini alıyordu. Yani buradan kök 3 bölü 2 ile kök 3 bölü 2 toplarsanız kök 3, şuradan da eksi 1 geldi. Cevabımız kök 3 eksi 1 oldu. Şimdi son olarak bu sorumuza da bakalım. Şimdi baktım pi bölü 8'i yani ne sorusu olursa olsun limitte arkadaşlar öncelikle götürüp değeri yerine yazacaksın. Bulduğunuz sonuç eğer 0 bölü 0 ise belirsizlik kurallarını uygulayacaksınız. Daha ileride göstereceğiz dedik. Eğer direkt sonuç geliyorsa sonucu bulacaksınız. Aynı fonksiyonlarda yaptığımız gibi götürüp x gördüğümüz yere yazıyoruz. Burada x yerine pi bölü 8 yazarsak bir deneyelim bakalım ne çıkacak. Artı tanjant 8 çarpı x yerine pi bölü 8 yazıyorum.
bölü pi bölü tanjant 6 pi bölü 8. Şimdi düzenleyelim. Bakın şu 8'ler gitti. Pi bölü pi'den burası 1 kaldı. Sonra burası sadeleşirse 3 pi bölü 4 oldu. Şimdi baktım art tanjant 1. Artları biliyorsunuz arkadaşlar. Ters trigonometrik fonksiyonlarımız. Tanjantın bir değerini aldığı açı demek istiyor aslında burada. Tanjant hangi açıda bir değerini alıyor? Yukarıda da yapmıştık zaten pi bölü 4. Aşağısında tanjant 3 pi bölü 4. Bu normal tanjant olduğu için direkt karşılığı bulacağız. 3 pi bölü 4 dediğimiz 135 derecedir. 180'e tamamlarsınız 45 derece olur. İkinci bölgede tanjantın işareti eksi olduğu için eksi tam 45'ten o da 1'dir zaten. Yani buradan cevabımız eksi pi bölü 4 geldi arkadaşlar.